Şurada bir tane kırmızı bir nokta var. Bu varki manuel olarak, manuel böyle basıp çevirirseniz manuel olarak sonlara giriyor. Kırmızı nokta değil. Nerede noktası? Ondan açıyoruz. Tam burası. Şoklamak için manuel şoku burada ne yapmamız mümkün? Bu alarm yanıyorsa burada. Evet. Burada alarm yanıyorsa iki seçenek vardı. Diferansiyel basıncı ölçen şu değil mi? Evet, daha diferansiyel basıncı ölçen bu. Alarmı mı veriyor? Yok. Alarmın şuradaki sensörler, manyetik sensörler var burada. Evet. İçindeki son hareketini, flaşik yaptığında mesela burayı görmezsen, burada LS2 diye hata veriyor. Eğer LS1 hatası veriyor. Evet, aynı abi. Evet. O da onun da sebebi havanın yetersiz olmasından kaynaklanıyor. 190. Bu kaç bar hocam? 6 bar. Diğerlerde 2 bar falan değil yani. Piston birkaç defa yaptık insan ama yine de temizleyemedi. Çok fazla kuru var. Diferansiyelden alarm geliyor mu? Diferansiyelden temizlemeye çalışıyor. Artık hiç kullanılmıyor. Bir şey yaptılar mı bilmiyorum. Diferansiyel temizleme çalışıyor ama içerideki giriş patlıyor. Algılıyor, algılıyor, yıkama yapıyor ama bunu kaç sefer programda yapmasını istediler? 3 defeni bilmiyorum. Yani kaç sefer şeyden sonra alarmı yani şey belli bir şeyden sonra da alarmı sokuyor da olur. Tamam. Yani 3. 4. kayıştan sonra alarmı sokuyor.